Arkadaşlar size şimdi ayakkabı mağazasına geldim. O hepsi orijinal. Fiyatlar biraz pahalı olabilir ama gerçekten orijinal. Bu tarz ayakkabı giyenler var mıdır bilmiyorum ama şimdi burada şu an girdiğim mağazada bu tarz var. Bu ayakkabının fiyatı ne? Fiyatlar yazmıyor galiba da %50 indirim de var. Numaraları var da. Şimdi bunlara geçelim. Bunlar fiyat yazmıyor. Bunu hiç şimdi fiyat yazmıyor mu? Yazmıyor. O nasıl bir mağaza lan bu? Arkadaşlar bu telin fiyatı 61 dinar. 61 dinar Türk parası, dediğim gibi Google aramada yazdığınızda ne çıkıyor oradan bakarsınız. Bak mesela bu da 61 dinar. Altı ama tahta. Bu tahtadan yapılmış bir şey. Alttaki 44 dinar, üstteki 40 dinar, 40 dinar, 40 dinar, 40 dinar. Bu tezgah galiba full 44, oradaki hariç. Burası tellik ya, burada fazla fiyat öğrenmeye gerek yok. Tellik kim ne yapacak ya? Yani? E şimdi nereden nereye geldim? Burası asansör bölümü. Şimdi kadınlara doğru yapmayalım. Çünkü burada biraz sıkıntı yani onlarda. Burası da çok pahalı çünkü yani girişinden belli gerçekten. Şöyle alt katı gösterelim. Az önce geldiğimiz yer. Mesela böyle bir tişört kaç para olabilir sizce? Böyle bir boydan göstereyim. Fiyatına bakıyorum. Kaç paraymış? 15 dinar. 15 dinar. Pahalı mı ucuz mu siz belirtin. Böyle bir tişört mesela aynı galiba. Aynısı bu da. Bu da 15 dinar. 15 dinar 950 kuruş plus. Kuruş diyorum ya, Türkiye'de şey kalmış aklım. Arkadaşlar Kuveyt'te ATM'ler nasıl mı? Buradaki ATM çok rahat. Araplar rahatlığı sevdiği için yaptığı ATM'ye bakın. Böyle bir ATM var. Oturduğun yerden paranı çekiyorsun. Koltuğuna oturuyorsun. Kartını takıyorsun abi, şifreni giriyorsun, ondan sonra paranı çekiyorsun. Böyle bir ATM. Hani bizde aynı ayaküstü parayı çekiyorsun. Burada öyle değil abi, bak burada. Bakalım koltuk rahat mı? Vallahi koltuğu da çok rahat. Bu Araplar var ya, işini biliyor gerçekten. Rahatlığı seviyorlar. Oo, dönüyoruz bir de. Ben akşama kadar böyle otururum ya. Gerçekten çok rahat. Para çekmiyorum ama oturabilirim yani. Arkadaşlar AVM'yi gezmek istesek bir saate gezeriz. Ama pek bir şey yok. Çünkü bu geldiğim AVM'nin çok sıradan bir AVM yani. Şöyle bir tane araba göstereceğim size. Bu araba şu an satılıkta arkadaşlar. Bu araba satılıkta, onun yerine başka bir araba koyuyorlar. Her hafta hemen hemen böyle bir araba koyuyorlar. Çünkü geçen hafta ben geldim. Değişik bir araba vardı. Uzun şeyini bir göstereyim. Mesela benim giyebileceğim elbise tarzı. Çok gerçekten güzel. 20 dinar. 1000 TL. Aa, bu tişört 1000 TL eder mi sizce? Gömlek tarzı olan. Değişik. Geçen gün de ben geldim buraya. Ben buranın elbisesini çok beğendim. Ama geçen geldiğim elbise yoktu. Şey, burada daha farklı elbiseler vardı. Böyle elbiseler gösteriyor size. Bu gömlek mesela kısa kollu kaç paradır? 22 dinar. Kaç para? 1300-1400 TL. Bir tişört 8 dinar. 8 dinar kaç para diyordu ya? 700-800-700 TL falan işte. Böyle tişörtler 800 TL destek. Bir de diyorsunuz ki Türkiye'de ekonomi şöyle, ekonomi böyle, Türkiye'de bu pahalı şu pahalı. Abi burada orijinal ama bak diyorum. Orijinal Adidas'tan baktınız. Tişörtler 700-800 TL. 25 lira, 24 lira pardon. Bunların fiyatı ne kadarmış? Bunların fiyatları yazmıyor da bunlar da... Aha, burada bir şey var ama. 30 lira arkadaşlar. Bu pantolonlar tanesi ne kadarmış? Pardon, şortlar. 20 dinar. Bir şort 1200 TL olur mu ya? Bak bir de diyorsunuz ki Türkiye'de her şey pahalı. Bak görüyorsunuz. Başka bir mağazaya geldik. Bak Kuveyt ne kadar pahalı.
Bir tişört 600 TL abi, 600 TL. Türkiye'de 300-400 TL. Arkadaşlar başladığım yere geldim. Videonun sonuna geldim daha doğrusu. İnşallah video beğenmişsinizdir. Vallahi bir saat iki saat emek verdim bu videoya. Hani dediğim gibi artık bu tarz vloglar çekmeye başlıyorum. Yani yeni amatör farkındayım. Dört dörtlük bir video çekmediğim çok farkındayım ama yavaş yavaş her şey olacak inşallah. Bakalım, inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. İşte beğeni atarsanız yeter ya, başka bir şey istemiyorum. Kuveyt'le ilgili bilgi almak isteyen varsa arkadaşlar Instagram hesabımı bırakıyorum buraya. Buradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesajlara bakıyorum. İstediğiniz şekilde size yardım ederim. Kafana takıldığınız şey varsa ya da abi ben nasıl Kuveyt'e giderim ya da başka bir ülkeye nasıl gidebilirim, size yardımcı olmaya seve seve hazırım yani. Kendinize iyi bakın, sizleri seviyorum.